E, Onu soracağım size gitti, benim gönlümde soğan. yatan aslan Merkür tabii ki olmaz güneşe en yakın Hı -hı. kavruluruz Hı -hı. biliyorum şaka evet, bir yana ama evet. benim oğlum böyle gezegenlerle çok ilgilenirken en sevdiğim Merkür'dü ben Plüton'a takığım önce gezegen Hı -hı. alıp sonra elinden aldılar ya Hı -hı. ben oraya bir gıcığım Hı -hı. o da bana hatta bir şarkı yazmıştı Plüton'u da gezegen yapıp Hı -hı. anne senin için büyüyünce astronot olacağım Plüton'u da gezegen yapacağım Hı -hı. diye de takmıştı buna e, şaka bir yana bunları geçelim ama ay mı Mars mı? Yani herkes bir Mars'a kilitlendi. Su gerçekten bulunduğu için hı hı. galiba buraya takıldık hı hı. biz. Ama dediğiniz gibi Ay daha yakın ve daha mı kolay acaba hı hı. orada yerleşmek? Şöyle söyleyeyim ben size. insanlığın önümüzdeki 30 sene içerisinde Mars'a gitmesi, insanı oraya götürmek bence bir hayal. Gerçek ha. olma olasılığı neredeyse sıfır Onu söylemem lazım. Nedeni şu. Çünkü 9 ayda gidiyorsunuz Mars'a mevcut teknolojiyle. Kaç ayda? 9 ay Ondan sonra geri Dünya'ya dönmeden önce... Doğum gibi önce, 9 ay. Evet aynen öyle. Çok ilginç. Dünya'ya geri dönmeden önce 16 ay orada kalmanız lazım. Çünkü Dünya ile Mars'ın e, biliyorsunuz pozisyonlarının uygun olması lazım. Öyle hemen dönemiyorsunuz. Nasıl ya anlatır mısınız? Çünkü şöyle Dünya ile Mars tamam. güneşin etrafında dönüyorlar. Evet. Ve bunların birbirine yakın olduğu zamanlar ancak 17 ayda bir oluyor. Dolayısıyla sizin Mars'a gitmeniz... Aslına bakarsanız bu kadar Mars'tan geri dönmeniz 17 ayda bir ancak olabilecek bir durum olduğu için o kadar beklemek zorundasınız. Şimdi ben 17 işte bir, bir ay bindim neye bindim uzay gemisine değil evet. toplu taşıma ben Aynen. öyle diyorum. Evet. Uzay gemisine bindim gittim 9 ayda gittim zaten evet. o 17 evet. aydan 9 ayı düştüm mü? Düşmüyorsunuz 9 ayda gittiniz. Niye saymadım onu? Saymıyorsunuz ondan sonra 17 ay orada bekliyorsunuz. Çünkü Dünya ile Mars tekrardan yakınlaşacaklar. Ceyda Sonra... iki yıl dönemezsin Mars'tan adaşım. Evet. Olmaz. İki seneden Sen uzun bir süre. Oğlanı da yollamam evet. haberiniz olsun. Bir de şunu söyleyeyim zaten hani orada beklemenin de hiçbir manası yok. Ne şundan yapacağız dolayı... bekleyip orada 17 ay? Zaten bekleyemezsiniz şundan dolayı. İlk 9 ayda oraya canlı gitme olasılığınız neredeyse sıfır. Neden? E, çünkü Dünya'nın manyetik alanından çıktığınız anda biliyorsunuz inanılmaz bir radyasyon alıyorsunuz. Evet. Güneşten gelen ve kozmozdan gelen iyonize edici radyasyon sizin bütün DNA'nızı mahvediyor. Dolayısıyla e, bu aldığınız radyasyon dolayısıyla yani aslında yaşama olasılığınız düşük. Bunun ötesinde meteorlar var. Küçük meteorların uzay aracına çarpma olasılığı var. Ve 9 ay boyunca insanları yaşatacak ve içerisinde besleyebilecek bir yapının kurulması da çok düşük olasılıkla. Yani 9 ay e, da oraya gitme olası çok düşük. Arif Beyciğim bu adam niye bu yatırımları yapıyor madem Mars'a gidemiyor? Bizi mi kandırıyor Mars gibi gösterip Ay'a mı yerleşecek? Yani şöyle söyleyeyim aslında hani Elon Musk'ın e, yine takıntısı Mars ama ben şunu söyleyeyim Ay gerçek bir hedef İnsanlık insanlık için. Çünkü bakın Mars'a 9 ayda gidiyoruz dedik. Evet. 17 ay bekliyorsunuz, 9 ay dönüyorsunuz, 2 senenin üzerinde bir süre. Benim aya gidip gelmem bir haftalık bir süre. Üç günde gidiyorum. Ay'a inebilirim. Ay'da işimi görürüm. Üç günde de geri i̇şimi gelirim. İşimi görürüm. Çok iyi. Yani ya madencilik olabilir. Başka işler peki, olabilir. Peki Maden, maden <laughs> ocağım var Ay'da. Evet. Gidip geliyorum. iki haftayı evet, aranızda. Evet. Bir şey soracağım peki. Bir dakika. Madem Mars imkansız zaten Hı -hı. yolda. Hı -hı. Meftayız evet. niye biz Mars konuşuyoruz yıllardır niye ay konuşulmuyor hiç çünkü Mars insanların romantik yaklaştığı bir gezegen yani biliyorsunuz yani nesi romantik 9 ayda gittin 17 <laughs> ayda da da gidebilirsin Mars e, hatta biliyorsunuz e, Marslıların olduğunun iddia edildiği 1900'lerin başında e, bunun e, Orson Welles'in bir şakası var radyoda biliyorsunuz İnsanları Marslar geliyor diyor korkuttu. 1930'larda aslında Mars insanların takık olduğu bir gezegen diyebiliriz. Dolayısıyla Mars Mars'a gitmek çok uzun süredir konuşuluyor. İnsanlar daha uzaya çıkmadan da konuşuyorlarmış bunu Allah Allah. ve konuşulmaya devam edecek. Ama burada gerçekçi olursak bir bilim adamı gibi yaklaşırsak yakında gideceğimiz yer ay. Ve ben zaten var zaten ayda. Yani 10 sene içerisinde ayda aya insanların tekrar gideceğini öngörüyoruz. Ve belki 20 sene içerisinde de ayda bir koloninin kurulma olasılığı yüksek diye düşünüyoruz. Ve ayda da su bulundu biliyorsunuz. Yani aslında Öyle yaşam yani için neye ama. ihtiyacınız var? Suya ihtiyacınız var. Evet. Su size hayatı veriyor. Onun ötesinde roket yakıtı da olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü enerji güneşten gelen enerjiyi kullanarak sudan oksijen ve hidrojen üretiyorsunuz. Bu da size bir roket yakıtı aslında çifti olarak geri dönüyor. Dolayısıyla ayda suyun bulunması ki suyun önemli bir kısmı güney kutbunda kolay kullanabileceğiniz suyun. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın da Çin'in de e, güney kutbuna ayın güney kutbuna doğru gitmek için uyguladığı planladığı misyonlar var. Dolayısıyla şunu diyebiliriz aslında ikinci bir uzay yarışı başlamış durumda. Şu anda Rusya ile Amerika arasında değil Amerika'nın başını çektiği batı ve Çin arasında diyebiliriz.